75 yaşındaki Yüksekovalı Kadir Keremoğlu, Van'da yaşayan varlıklı bir iş insanıydı. 10 Temmuz 1994 tarihinde JİTEM mensupları ölüm listesinde isminiz var diyerek Keremoğlu ailesinden haraç istedi. İstenen parayı İstanbul Çatalca'da bir adrese getirmeleri söylendi. Aile polise ve savcılığa başvurarak suçüstü yaptırdı. Haraç almaya gelen 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan biri JİTEM'ci Alaaddin Kanat idi. Bu olaydan sonra Keremoğlu ailesi JİTEM bağlantılı çetenin hedefi oldu. Kadir Keremoğlu 14 Nisan 1995 tarihinde Van merkezde kendisinin yaptırdığı Keremoğlu Camii'nde namaz kılmaya gitti. Sonrasında 01EA600 plakalı beyaz bir Toros'la kaçırıldı. Onu otomobile bindirenlerin arasında JİTEM'le irtibatlı Şehmuz Durak isimli bir şahıs da vardı. Beyaz Toros'a iki otomobil daha eşlik ediyordu. Aile yaptığı araştırma sonucunda kaçırıldıktan sonra babalarının Yeşil Kod isimli Mahmut Yıldırım'a teslim edildiğini, önce Van JİTEM merkezine, daha sonra da Van Jandarma Alay Komutanlığı'na götürüldüğünü öğrendi. Ayrıca kaçırma olayına karışan JİTEM'le ilişkili şahısların kimlik bilgilerine de ulaştı. 22 Nisan 1995 tarihinde aileyle görüşen ve kendisini Özel Harp Dairesi mensubu olarak tanıtan bir kişi, babanızı bırakmak için 750 bin mark istiyoruz dedi. Bunun üzerine aile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar ile görüştü. Bu görüşmeden hemen haberdar olan aynı kişi aileye babanızı ölmüş bilin dedi. 285 sayılı Aktüel dergisinde kapak oldu. Aile ile fidye pazarlığı yapan Nafiz Karaca'nın fotoğrafı 1 Ocak 1997 tarihli Aktüel dergisinin 286. sayısında işte fidyeci özel harpçı başlığıyla yayınlandı. Kadir Keremoğlu'nun oğullarından biri 13 Ocak 1997 tarihinde emniyet, adli ve askeri makamlara başvuran aile bir sonuç alamadı. Diyarbakır, Hakkari ve Van adliyeler arasında gidip gelen dosyada Kadir Keremoğlu'nun akıbetinin açığa çıkartılmasını, sorumlu olanların cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte bir yargılama faaliyeti yürütülmedi. Yargısal yolların tüketilmesi üzerine dava 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu reddederek iç hukuk yollarını tamamen kapattı ve aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. 995. haftamızda bir kere daha Kadir Keremoğlu'nun mezar yerinin açıklanmasını, onu kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Kadir Keremoğlu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tüm devletten istediğimiz tek bir adalet istedik. Babamın bir mezarı olsun. Bu bayramda, geçen bayramda da bir babamın bir mezarı olsun. Bir olsun. Başka hiçbir şey talep etmiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da adalet istemeye devam edeceğiz. Kadir Keremoğlu ve tüm kayıplarımız için.